Merhaba sevgili çocuklar, hızlı okuma eğitimlerimize hoş geldiniz. Bu birinci dersimiz, göz kaslarını güçlendirme egzersizleriyle derslerimize başlayacağız. Bu etkinliklerle göz belli bir ritim kazanacak. Görme alanımız genişleyecek, göz daha hızlı hareket edecek ve daha fazla kelime algılanacak. Tabii ki bu kazanımları derslerimizi düzenli bir şekilde takip ederseniz kazanabileceksiniz çocuklar. Ve şurada bir notumuz var. Egzersizlerden sonra ellerimizle gözlerimizi kapatıp dinlendirmeyi unutmuyoruz. Haydi gelin kas egzersizleriyle derslerimize geçiş yapalım. Evet, yönergemiz nedir çocuklar? İşaret parmağını şekildeki gibi burnunuza doğru ileri geri hareket ettirirken gözlerinizi parmağınızdan ayırmayın. Süremiz 30 saniye. Ne yapıyoruz çocuklar? İşaret parmağımızı şekildeki gibi burnumuza doğru yaklaştırıp uzaklaştırıyoruz. Yaklaştırıp uzaklaştırıyoruz. Tabii ki bu sırada gözlerimiz her seferinde parmağımızın ucuna bakıyor. Bunu 30 saniye kadar yapacağız çocuklar. Evet, etkinliğimizi başlatıyorum. Sizler de aynı şekilde parmağınızı hazır bir şekilde tutun çocuklar. Başlatıyorum. 30 saniye kadar sürecek bu. Gözlerinizi parmağınızın ucundan ayırmıyorsunuz çocuklar. Ben bittiğinde haber vereceğim size. Evet sevgili çocuklar, bitirelim. Şimdi gözlerimizi bir dinlendirelim çocuklar. Gözlerimizi nasıl dinlendiriyorduk bu arada? Gözlerimizi kapatıp avucumuzun içiyle gözlerimizi ovalıyorduk. İkinci kas egzersizimiz ise çocuklar, gözlerimizi sağa ve sola ritmik bir şekilde hareket ettireceğiz. Ama dikkat edin, başımızı çevirmeden. Sadece gözlerimiz sağa sola gidip gelecek çocuklar. Unutmuyoruz. Evet, bunu da bir 30 saniye kadar yapıyoruz. Evet, başlatıyorum. 30 saniye sürecek çocuklar. Sadece kafanızı oynatmadan gözlerinizi şekildeki gibi bir sağa bir sola hareket ettireceksiniz. Evet, devam ediyoruz. Evet sevgili çocuklar, yeterli bu kadar. Evet yine gözlerimizi dinlendirelim şimdi. Üçüncü yönergemiz ise çocuklar, gözlerinizi yukarı ve aşağı ritmik bir şekilde hareket ettiriyoruz. Aynı şekilde kafamızı oynatmadan biraz önce sağa sola hareket ettiriyorduk. Şimdi ise yukarı aşağı yukarı aşağı şekilde hareket ettiriyoruz çocuklar. Etkinliğimiz 30 saniye sürecek çocuklar. Evet başlatıyorum. Kafamızı oynatmadan sadece gözler yukarı aşağı. En aşağı en yukarı. En aşağı en yukarı şeklinde hareket ettiriyoruz. Evet, yeterli çocuklar. Gözlerimizi dinlendirmeyi unutmuyoruz şimdi. Şimdi ise görme egzersizlerine başladık çocuklar. Yönergemiz ise gözlerinizi ortadaki noktadan ayırmadan her iki taraftaki resmi aynı anda görmeye çalışın. Gözümüz bu noktada olacak çocuklar. Şekiller ayrılsa bile gözümüzü ayırmıyoruz çocuklar. Bu noktadan ayrılmıyor. Ve her iki taraftaki resmi de aynı anda görmeye çalışıyoruz çocuklar. Bakın dikkat edin, ismini söyleyin demiyorum. İsmini söylemiyoruz. Sadece kafamızı çevirmeden şu noktaya odaklanıp aynı anda iki resmi birden görmeye çalışın diyor. Evet, resimlerimiz gelecek şimdi çocuklar. Başlatıyorum. Sadece noktaya odaklanın. Şekiller uzaklaşsa bile biz o şekilleri görebiliyor muyuz? Ona odaklanın. Evet. Şimdi diğer şekli getiriyorum çocuklar. Aynı şekilde buna odaklanın. Noktaya odaklanıyoruz.
Evet. Noktaya odaklanıyoruz çocuklar. Evet, üçüncü yönergemiz ise çocuklar, gözlerinizi ortadaki noktadan ayırmadan her iki taraftaki resmi aynı anda görmeye çalışın diyor. Ve varlıkların adını söylemeden algılamaya çalışın. Yani şimdi bize noktalar çıkacak ve yanlarında resimler ortaya çıkacak çocuklar. Biz sadece noktalara bakıyoruz ve varlıkların adını söylemeden sadece görmeye çalışıyoruz. Dikkat edin, söylemiyoruz ismini. Başlatıyorum. Sadece noktaya odaklanın. Hangi şekilleri gördüğünüzü tahmin edin söylemeden. Evet, noktaya bakıyoruz sadece. Evet, şimdi biraz hızlandıralım. Evet, sadece noktaya bakıyoruz çocuklar. Evet, sadece noktaya bakıyoruz. Aynı etkinliğimiz çocuklar. Başlatıyorum. Evet. İsimlerini söylemeden acaba hangi şekiller ortaya çıktı? Onları anlamaya çalışıyoruz. Tekrar başlatacağım çocuklar. Adını söylemeden her iki taraftaki resmi aynı anda görmeye çalışıyoruz. Evet. Şekillerimiz ne olabilir? Tahmin ediyoruz. Söylemiyoruz ama. Evet, bunu biraz hızlandıralım çocuklar. Evet, şimdi ise yine aynı şekilde gözlerimizi ortadaki noktadan ayırmıyoruz ve her iki taraftaki resmi aynı anda görmeye çalışıyoruz çocuklar. Ama varlıkların adını söylemeden algılamaya çalışıyoruz. Başlatıyorum. Sadece noktaya bakın. Şekilleri algılamaya çalışın çocuklar. Evet, bir daha gösteriyorum. Şimdi hızlandıralım biraz. Bir daha. Evet. Bu sunumuzu hazırlayan Muhammed Bozkurt'a ve MapDerscom ailesine teşekkür ediyoruz ve bol bol kitap okumayı unutmuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.